Plovdiv'deyiz. Bulgaristan, namı diğer Filibe. Bunlar öğrencilerim ve Ahmet Faruk Hocam. Selamlayın. Selam. Kimsiniz? Zeynep, Leyla. Evet, şimdi Plovdiv merkezdeyiz. Dönüyorum, siz de dönün. Dönüyoruz. Evet, görüyorsunuz meydan çok güzel. Biz Plovdiv'i çok seviyoruz. Neden? Şimdi durduk, yeter, başımız döndü. Şöyle meydanı görün. Çok seviyoruz çünkü eski Osmanlı'nın güzel şehirlerinden diyorum, Filibe. Ve bu kültür duruyor. Yani yarısının böyle Müslüman esintileri, Osmanlı esintileri. Diğer yarısı da Bulgaristan esintileri. Aslında biraz Sovyet Rusya esintilerini de gördük, değil mi? Bizler onayladık. Evet. Az önce Old Town'ı gezdik. Old Town bildiğiniz cumbalı evler. Bayağı İstanbul'da gibi ya da Kastamonu'da ya da Safranbolu'da gibi hissediyorsunuz kendinizi. Kiliseden çıkıp camiye girebiliyorsunuz. Ben bu kültürü çok seviyorum. Buraya üçüncü gelişim. Özlüyorum. Sanki hani İstanbul'u göresim geldi gibi. Plovdiv'i göresim geliyor. Size videolar ve fotoğrafları da videonun sonuna ekleriz. Buradan da Sofya'ya gideceğiz. Bir gece orada kalacağız. Oradan da vlog çekeceğiz. Söylemek istediğiniz var mı kızlar? Evet. Ben burada kendi evimde gibi hissediyorum ve çoğu insanı da çok sevdim. Diğer arkadaşlarımı da çok sevdim. İnsanları da sıcak değil mi? Evet hocam. Evet. Peki İngilizce biliyorlar mı? Hayır. Bazı. Biraz böyle basit şeyleri biliyorlar. Evet. Aynen. Tamam, o zaman ne diyorsunuz? Sevgiler mi? Plovdiv'den sevgiler. Selam. Bir Plovdiv akşamından yine merhaba size. Bir de akşam vlog çekelim dedik. Akşam saatlerinde dükkanlar çoğu kapanıyor. Ama restoranlar açık. Bir de duyduğumuza göre gece hayatı güzelmiş. Ama biz hiç görmedik. Çünkü öğrencilerle beraber olduğumuz için. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra videoyu durdurup kamerayı çevirip bir de etraf bir şey var mı? Buradaki çalışanlar gerçekten çok güler yüzler ve gerçekten yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama İngilizce bilmedikleri için çok büyük sorun çıkıyor. Yani tek olay bu bence. Güzel. Bence şu arıntı biraz devreme gitti. Her yerde süslü, küçük ve cins köpekler var. Evet, şu an bir akşamdan merhaba diyoruz size. Çoğu dükkan kapalı. Herhalde 7 civarı çoğu dükkan kapanıyor ama kış olduğu için de olabilir. Şimdi neredeyiz? Plovdiv'de, merkezde. Waffle'cının önündeyiz. Şimdi waffle'larımızı gösteriyoruz. Bir şekilde bitti. Ama yedi. Bak şimdi bunlar bitti diyor ya. Ben bitirdim. Evet. Ben bitirdim. Şu an waffle'ımız yok. Çok güzeldi. Tavsiye ediyoruz. Şimdi bu arkamız Amfi. Bunu yanlışlıkla kazarken bulmuşlar. Şehrin merkezi. Bir şunu göstermek istiyorum. Nereye bırakın? Cami. Gördüğünüz gibi cami. Filibeli Amfi. Öyle miydi bilmiyorum. Hı-hı. Şimdi gidiyoruz. Nereye doğru gidiyoruz? Marita'ya doğru gidiyoruz. Marita Nehri ne derseniz bildiğiniz Meriç Nehri. Waffle'larımızı yiyerek Marita'ya gidiyoruz. Bugün Plovdiv'de son günümüz. O yüzden bol bol gezerek ve vlog çekerek devam edeceğiz. Bu arada Plovdiv'de vlog çekme fikri kime aitti? Evet, Melika'ya aitti. Hadi yürüyelim. Plovdiv'de cami tam sokağı ortadan ikiye bölüyor, caddeyi deyip. Arabaları trafiğe kapalı. Biz hep yukarıdaydık çünkü otelimiz o tarafta. Şimdi aşağıya doğru yürüyoruz. Bakın burada bizim kebapçımız var, Paşa Kebap. Orada yedik. Ben normalde Avrupa'da böyle kebap, döner yemeyi sevmiyorum. Hani oraya gidelim, oranın kültüründen yiyelim, hani o kültürüne özgü yemekler yiyelim diye, ama Bulgaristan biraz bana farklı geliyor. Çünkü ayıramazsınız yani kebabı burada Bulgaristan'dan ayırmak bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü şey gibi geliyor hani, bir parça yani, bir bütünmüşüz gibi geliyor. Çünkü her şey öyle. Sarma öyle, yemekler öyle, börekleri öyle, yoğurt öyle mesela. Hani hatta onu çocuklarla
konuştuk. Hani hocam yoğurt bize ait diyorlar diyor. Şimdi biz ne kadar ayırabiliyoruz? Yani yüzyıllarca beraber yaşamışız. Onlar da bir şey koymuş bu kültürün içine. Biz de koymuşuz. Belki o yüzden sürekli burayı kendime ait hissediyorum. Evet, sokak sanatçılarını görüyorsunuz. Evet, Plovdiv sokaklarında kızlarım ve sizle geziyoruz. Evet, geleneksel Bulgar müziğinde duyuyoruz. Atlayıp yüzünüzü Türkiye'den çıkıyorsunuz. Burada Marita diyorlar. Meriç dedim, kimse anlamadı. Marita deyince herkes anladı. Evet, Türkiye'deki Meriç Nehri'ni göremedim ama Bulgaristan'dakini 3 kere görmüş buldum. Plovdiv Old Town'dayız. Yani Plovdiv Eskişehir'deyiz. Beni bu şehre en çok bağlayan yerde bura. Bu arada bu da benim Polonya'dan aldığım soluk. Şu an international bir vlog çekiyoruz. Melikacığım görünmüyorsun. Kafanı sok. Bura Türklerin yaşadığı yermiş eskiden. Birazdan evleri göstereceğim zaten. Dediğim gibi kendinizi Kastamonu'da hissediyorsunuz ya da Safranbolu'da. Çok güzel Türk evleri var. Arkamız yol, evleri şuradan görmeye başlayabilirsiniz. Tepelerin adı bile hala Türkçe. Sakat Tepe vardı mesela, Cehennem Tepe. Böyle kullanıyorlar. İşte bu mevkinin adı Pınarcık'mış gibi hala bu eskileri görüyorsunuz. Boşuna demiyoruz, kendinize evinizde gidiyorsunuz. Cami önünde fotoğraf çekiyorum. Sizle de bunu paylaşmak istedi. Gördüğünüz gibi cami az ileride bir tane daha gördüm. İçine de girdi. Bildiğiniz Osmanlı mimarisini yansıtan bir cami. Kızlar selam verin. Bir şehri gerçekten hissetmek isterseniz ara sokaklarına girmeniz lazım. Şu an biz Plovdiv ara sokaklarındayız. Zeynep şu an bir şehir nasıl gezilir? Öğrendi. 7 yılda çözdü bu işi. Diyor ki turla gidince yok biri önde kaldı, yok biri arkada kaldı. Yok öyle şey. Canımızın istediği yere gidiyoruz değil mi Zeynep? Az önce de Rüya harika bir vlog çekiyordu. Ben mahvettim.